Memur maaşı 22 bin lira oldu ama aslında olmadı. En düşük emekli maaşına ve emekli maaşlarına %25 zam yapıldı ama aslında yapılmadı. Ya böylesi bir tabloyla karşı karşıyayız. Her şey o bankamatiğe gidene kadar aslında. Ama Sayın Özgür Erdursun çok önemli bir şey söyledi az önce. Ben de altını çizmek isterim. Emekli maaşı ile birlikte 150 bin liranın üzerinde olan milletvekilleri dün genel kurulda 7500 lira alan emekliler için bir adım atmadı. Ne yazık ki bakın bir izleyicimiz de yazmış. Neden biz emeklileri düşünsünler ki her şey göstermelik sorusunu soruyor. Şimdi o zaman Sayın Erdursun, emekliler hala umudunu koruyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında bekleyecek bir durum yok. Olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Ne yapılmalı? Dün siz sosyal medya hesabınızdan madde madde anlattınız. Anlatır mısınız bize ne yapılmalı acil olarak? Şimdi Türkiye'de emekli aylığı hesaplama sistemi çok acil bir şekilde değiştirilmeli. Çünkü sadece bugün emekli olanlar değil, gelecekte emekli olanlar da olacak. Şu anda çalışıp prim yatıranlar. Onları da bizim koruyup kollamamız gerekiyor. Ve en önemlisi bizim sistemi de düşünmemiz lazım. Biz bugün bu aylıkları alabiliyorsak, bizden sonraki nesil de bu ülkede yaşayacak. Bu sistemlerin sürdürülmesi gerekiyor ki o kişiler de aynı haklardan yararlansın. Biz her şeyi batırıp öyle mi gideceğiz? Gelecek nesillere ne bırakacağız? Onları düşünmemiz lazım. Şimdi emekli aylıklarına bir intibak yapılmalı. Bakın seyyanen zam demiyorum, intibak. Çünkü seyyanende herkese 2000 lira, herkese 3000 lira verebilirsiniz. Bu adil olmaz. Prim gün sayısına göre. Birisinin prim günü 5800'dür, bir tanesinin 11.000 gündür. 11 bin gün olan kişi daha fazla çalışmış, devlete daha fazla prim yatırmışsa, ne kadar fazla prim günü olan kişi varsa prim gün sayısına göre daha fazla o kişinin emekli aylığı intibaklanmalıdır. Yani yenilenmelidir. Prim gün sayısı ve sigortalık süresi. Bir kişinin sigortalık süresi işte 1980 yılında işe başlamış, 1986-1990 ve emekli olduğu tarihe kadar ne kadar bir süre geçtiyse prim günüyle beraber sigortalık süresinin de önemi daha fazla olmalı ve yaş önemli olmalı. Kaç yaşında emekli oldu? Daha geç yaşta emekli olan kişi daha da fazla beklediği için emekli aylığı daha da fazla intibaklanmalı. Şu anda buna benzer bir sistemimiz var ama oranları çok düşük. Bu oranlar arttırılmalı, özendirici bir sisteme geçilmeli. Yani emeklisiniz siz, intibakla emekli aylıklarınız prim gün sayısına göre, sigortalık ve yaşa göre değerlendirilecek. Ama emekli olmayanlar ne yapacak bugün çalışanlar? EYT'li olmayanlar ya da emekli olmayanlar ve bekleyenler. O kişilere de özendirici bir sistemle çalıştıkça, prim ödendikçe bu kişiler... Ya ben de 7500 lira alırım, aylığım 7500 liraya tamamlanır dememeli. Daha çok çalışırsa, kayıt içinde daha çok yer alırsa ileride geçinebileceği bir emekli aylığı sistemde görebilmeli. Emekli aylıklarına tekrar taban aylık uygulamasının gelmesi gerekiyor. Yani en düşük aylık 11.402 liraysa asgari ücret bunun altında olmamalı. Zaten geçmişte taban aylık uygulaması vardı, buna son verildi 2000 yılında. Şimdi sigortalı çalışmak özendirilmeli. Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kişi kayıt dışı çalışıyor. Bu kişileri siz kayıt içine alırsanız yaklaşık yıllık devletin kasasına 500 milyar para girer. Bunun için de prim gün sayısının önemi olmalı ki emeklilikte. O kişi şunu söylemeli, sigortası yapılmadıysa ya benim sigortamı yapmanız lazım. Yoksa ben ileride düşük emekli aylığı alırım. Benim iyi bir emekli aylığı alabilmem için sigortalı kayıt içi çalışmam gerekiyor demesi gerekiyor. Bir de mesela Türkiye'de şu anda kayıt dışılığın bir nedeni de sığınmacılar. Şimdi sığınmacılar Türkiye'ye geldi. İyi güzel. Çoğu çalışıyor ama kayıt dışı çalışıyor. Bugün iyiymiş gibi gözükse de esnaf için, bazı esnaf ve işverenler için sonu felaket. Yarın öbürsü gün bu esnaf ve işverenler bu şekilde sığınmacıları çalıştırıp Türk vatandaşlarını çalıştırmayanların yarın öbürsü gün kendi çocukları o sığınmacıların yanında çalışacak. Ve torunlarına en büyük ihaneti bugünden yapıyorlar, farkında değiller. Ama devlet bu işe el atmalı. Şöyle söylemeli. Bir işi bir Türk vatandaşı yapabiliyorsa öncelik Türk vatandaşında olmalı. Şayet Türk vatandaşı o işi yapabilirken sığınmacıyı siz tercih ediyorsanız yanınızda çalıştıracak,
Öyleyse biraz daha fazla sigorta primi yatıracaksınız. Şimdi sığınmacılara 5 bin lira, 6 bin lira, 7 bin lira asgari ücretin altında aylıklar verilecek. Devlete bir bildirim olmayacak. Devletin kasasına para girmeyecek. Ve o sığınmacılar da sınırsız sağlık imkanlarında bugünkü işte emeklerin parasıyla, sigorta primi ödeyenlerin parasıyla yararlanacak. E bu sistem sürdürülebilir mi? Şu anda demek ki onları da bizim kayıt altına almamız lazım. Bir de hızlı bir şekilde asgari ücrete bizim son vermemiz gerekiyor. Asgari ücretle oran Avrupa'da %3, %5. Türkiye'de daha fazla, %50, %60'larda. Asgari ücretle çalışmak, bir kişi bir işe başladıktan sonra aynı meslek kodunda maksimum işte bir yıl çalıştıktan sonra artık bu kişi asgari ücretin üstünde aylık almalı. Ve asgari ücretin üstünde aylık alıp sigorta primleri de tam bildirilirse ileride iyi de emekli aylığı alır. Bakın, çalışmakla emekli olmak arasında çok sıkı bağlantı var. Çünkü çalıştığınız primlere göre emekli aylığı alacaksınız. Demek ki aylığınız bugün diyelim ki 20 bin lira ama size asgari ücretten bildiriyorlar. Çünkü asgari ücretle ya da asgari ücret 11.402 lira, 20 bin liradan bildirse ne olacak? Aynı aylığı alacaksınız. İkisi de 7.500 lira alacak. Bunu siz ayırmazsanız öyleyse ikisinde de 7.500 lira alıyorum. Öyleyse düşükten bildirileyim. Devlete daha az para yatırayım. Biraz da benim cebime para girsin diye. İnsanlar bunları düşünmemeli. Özendirici bir sistemle sigortalı olmak dezavantaj değil, avantaj olmalı. Bir de şu anda bakın milyonlarca emekli çalışıyor. Emekli olan kişiler zaten kendi sağlık imkanlarından yararlandığı için emekliler için de yaklaşık 4.000 lira prim yatırılıyor. Emekli çalışıyor, kayıt içinde 4.000 liraya, devletin kasasında 4.000 lira giriyor. Bu kişinin aylığında hiçbir değişiklik olmuyor. 1 TL bu kişiye yararı yok. Öyleyse neden sigortalı çalışsın ki? Zaten sağlıktan yararlanıyor. Kayıt dışı çalışmayı tercih ediyor. Bugün emeklilerin belki %60'ı çalışma hayatının içinde ama çoğu kayıt dışı çalışıyor. Bunun için de şu söylenebilir. Bakın, 4.000 liradan devlet olmaz. Devletin kasasına bu para girer. Devlet bizim, sistem bizim. Bu sistemi de korumak için bir şeyler söylememiz lazım. Şunu söylemeleri gerekiyor. Emekli olduktan sonra çalışıyorsanız, örnek veriyorum, her ay çalıştığınız primlere göre aylığınız 75 lirayla 300 lira arasında artabilir. E şimdi siz aylığınız 75 lira artacak ama devletin kasasına da 4.000 lira para girecek. Bir taraftan hem çalışanı koruyacaksınız, emekliyi koruyacaksınız, sistemi koruyacaksınız ve devletin kasasına da para girmiş olacak. Bu sistemlerin Türkiye'de konuşuluyor olması gerekiyor ki biz hem emekli aylıklarının işte düşüklüğünü konuşmayalım, evet, sistemin işleyişini, bunların da konuşulması gerekiyor. Yoksa sadece çıkıp da emekli aylıkları çok düşük, emekli aylıkları arttırılmalı gibi söylem bir işe yaramaz. Benim naçizane kendi fikirlerimi ben ortaya koyuyorum. Fikirler, herkesin fikirlerini ortaya koyması gerekiyor. Akıl akıldan üstündür. Biz bir şeyler söylüyoruz. Bizden daha farklı şeyler söyleyen kişiler olmalı. Kim olmalı bunlar? Siyasiler olmalı. Siyasiler de sadece bakın tweet atarak muhalefet yapılmaz. Sadece işte tweet atarak sendikacılık olmaz. Bunları ortaya koyacaklar. Bunları millete diyecekler ki biz sizin için 10 maddede şu değişikliği istiyoruz. Bunun için bizimle hareket edin. Şu maddeleri biz mecliste kabul ettirelim. Mecliste bunları kabul etmiyorlarsa hep beraber gelin işte Maltepe'de buluşalım, Tandoğan'da buluşalım, Yenikapı'da buluşalım. Ama ellerinde bir argümanları olmalı. Sadece emekli aylığı düşük, bunu yükseltelim. Bu değil. Ne isteniyor? Evet. Türkiye'de çalışma hayatında nasıl düzene girilecek? Bu maddeleri halkın da desteğiyle iktidarın tabiri yerine ise gözüne sokarak, kardeşim bakın millet bunu istiyor deyip, nasıl EYT'de olduysa, EYT'de bu başarıldı, burada da olur. Burada muhalefete ve sendikalara çok iş düşüyor. Zaten MHP ve AK Parti bu konuyla ilgili şu anda seçim bitti, bir dahaki seçime kadar bekleyin, seçim öncesi biz sizi göreceğiz demeye getiriyorlar. E tamam, belediye seçimleri bittikten sonra ne yapacağız öyleyse? 4 yıl sonra seçim yok. Seçim yok diye. E öyleyse 4 yıl sonra seçim beklenene kadar emekliler ne halde olacaklar?
Evet. Belediye seçimleri de bundan dolayı da çok önemli bence. Çok çok önemli. Yapılması gerekenler belli. Keşke bunlar yapılırken yapılmıyor ama uzmanlara yani sizlere danışılsa ve ortak bir yol haritası belirlense. Yapılması gerekenler belli ama ortada duran soru şu. Neden yapılmıyor? Bir izleyicimiz demiş ki bu kök ücret meselesi bize kök söktürme uygulaması aslında ne kadar doğru söylemiş. Sayın Erdoğan çok teşekkür ediyoruz. Her bir söylediğiniz cümle çok önemliydi. Teşekkür ediyoruz tekrar bu konuyu gündeme getirdiğimiz için hep birlikte. Sağolunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz şimdi hızla bir kısa...